Canlarım, ben geldim. Nasılsınız? Demiştim size sık sık video atacağım diye. Çünkü artık böyle bir evdeyiz, tatil. Can sıkıntısından artık vuruyoruz kendimizi videolara kızlar. Şimdi dedim ki, baktım. Bir dedim ruh eşi açılımı yapayım. Bakalım. Şimdi geçen birbirleriyle konuşturmuştuk. Şimdi bir ruh eşi açılımı yapayım. Neden ama bu? Biliyor musunuz kızlar? Çünkü bugün benim yeni kartlarım geldi. Ve bu kartları böyle çok beğendim. Bakın göstereyim size. Canlarım böyle yuvarlak. Kimsede de yok. Çok güzel. Bir de bu üstüne koyduklarım da yeni. Bakın tanıştırayım sizi. İsimlerini de söylemiyorum ha bu arada. Bir de bunlar. Bakın. Çok güzel. Şimdi bunlarla bir açılım yapalım. Bakalım nasılmış şimdi. Eriller, dişiller ne olmuş? Neyin nesiymiş? Şimdi bunları ekstra üstlerine koymadım. Bekledim ki birlikte koyalım diye. Bunları niyetlendim ve buraya yaydım. Tamam mı kızlar? Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz için. Gerçekten ben de sizi çok seviyorum. Kalp kalbe karşıdır. Buradaki benim verdiğim size enerji, pozitif enerji size geçtiğine inanıyorum artık gerçekten. Buna da çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Gene başladık. Sizlerin buradaki aslında benim amacım sizlerin bir şeylere farkındalığına varmanız. Yani hayatlarınızdaki yaralarınıza, hayatlarınızdaki şifa bulamadığınız yerlere dokunmak aslında arkadaşlar. Bunları da hissettiğinizi ve aldığınızı çok iyi biliyorum. Bana dönen ve bana yazan arkadaşlarımdan da bunları hissediyorum. Bunları bana iletiyorlar. Bunun için de çok memnunum. Bunları belirtmek istedim. Hadi geçelim açılıma canlarım benim. Şunu mikrofonla çektiğim buraya takıyorum. Şimdi niyet ediyorum. İlahi kanaldan doğru bilgileri almaya deyip şu aşk kartlarımızı da bir yayalım bakalım. Neler varmış, eriller, dişiller neler anlatacak. Bunlar burada dursun kızlar. Şunların güzelliğine bak. Sanki bardak altlığı gibi değil mi? Bana geldiklerinde öyle dedim ama o kadar güzel ki bir resimlerini görseniz. Bak şöyle göstereyim. Şimdi bunu çektim, bunu koyayım madem. Böyle, böyle yapayım. Şimdi. Ay burası da bir sıkıcı Almanya kızlar. Yani böyle tatil, ölü şehir gibi. Tövbe ya Rabbim. Bir çekildi bunlar şimdi böyle ağaçların altına oturdular. Bugün bayramları bizim bayramlar gibi birbirlerine hediye verip duruyorlar artık. Hiç de sevmem yani. Hiç de. Şeyi de sevmem, yılbaşını da. Böyle bir tuhaf insanımdır. Şimdi canlarım benim başlayalım. Bakalım önce erillerimizin düşünceleri, kalpleri ve eylemleri şeklinde gidiyoruz. Bakalım birbirlerinizin hakkında neler düşünmüş ve neler yapacakmış diye bir ilerleyelim. Bakalım. Şunu takacağım ve açılıma başlayacağım. Şimdi bakın canlarım. Şimdi buradaki erillerde zihinde bağımlılık olanları var canım benim. Bağımlılık yani ayrı da olsalar, zor bir süreçleri de olsa bir şeylere bağımlılık içerisindeler. İlişkiye bağımlılık olur, kendi hayatlarına bir bağımlılık içerisinde olmuş olabilir. Artık diyor, ben diyor yani bu diyor düşünce tarzından bakın, kendi diyor bilinmezliğimden çıkacağım diyor. Yani çıkmak istiyorum diyor. Artık diyor bir kral olmam gerekiyor diye hissediyormuş zihninde. Artık benim bir kral olmam lazım diyor. Yani kendi diyor krallığımı kendim kurmam lazım diyen eriller varmış bakın. Erillerin düşüncesinde bu varmış kızlar. Bakalım şimdi. Devam edelim. Şöyle. Pardon. Şimdi canlarım. Erillerin verdiği çok sözler var dişillere. O kadar çok verilmiş sözler var ki ve bu sözleri tutulmaması
onları içten bir yara edindirmiş. Yani gönüllerinde, kalplerinde bir yara var. Çünkü diyor ki ben diyor sözümün eri olamadım. Verdiğim sözleri tutamadım. Karşılarındaki bayanlar güçlü. Bu erillerin karşısındaki bayanlar güçlü. Onun karşısında bir prens kadar bakın değeri olduğunu biliyor. Artık diyor değeri yok yani. Benim onun gözünde bir değerim kalmadı diyor. Yani ben artık kendi değerimi kendim düşürdüm diyen eriller varmış canlarım benim. Böyle diyorlar, böyle hissediyorum. Bakın uzun yolda olan eriller de var. Aralarınızda mesafe olanlar ve bu bir döngü diyor. Bu öyle bir süreçteler ki yani şimdi uyku halinde olanlar da var erillerin içlerinde. Yani böyle uyku modunda yani uyku modunda dediğim kızlar şu şekil. Ben diyor ne bana dokunsan ne ben sana dokunayım diyor. Ben diyor bir diyor artık diyor şey halindeyim böyle bir kendini geri çekmiş eriller var. Yani bunu da 6 hafta olabilir 6 ile olan 6 olan sürecin içerisinde olanları söylüyorum arkadaşlar. Diyor bu döngünün içinden diyor bakın zihinde diyor ki bu döngünün içinden diyor çıkmam lazım ve bunun bilincinde bakın. Bu eriller. Bu döngünün içerisinden çıkmam lazım diyor. Ama kafam çok karışık diyor. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Düşüncelerim benim farklı, eylemim farklı, isteklerim farklı ve bir türlü diyor bu diyor döngünün içinden çıkamıyorum diyor. Böyleymiş. Canlarım benim. Peki kalbine geçelim. Şimdi kalbinde şöyle bir şey kızlar söyleyeyim size. Kendini suçluyor. Yani bu ilişkideki problemlerden, bu ilişkinin bir düzen ne şekilde ilerlememesinden ve sizin onun hayatından gittiğinizi biliyor. Tamam mı? Gittiğinizi biliyor. Diyor ki bunun sebebi de benim diyor. O benim için çok değerliydi diyor. Bakın Azize kartı çıkıyor burada. Azize diyor. Bu diyor Azize kartının anlamını biliyorsunuz. Yani bu benim için, bu kadın benim için bir diyor bir anne gibi şefkat gösteriyordu bana diyor. Bir diyor sevgili gibi şefkat gösteriyordu. Beni aşkıyla diyor, sevgisiyle doyuruyordu diyor. Ben diyor onu elimden suçlayarak, yargılayarak, bir şeyleri ona yansıtmayarak onu elimden kaçırdım diyor. Şimdi erillerin dedikleri kalpte buymuş. Elinden kaçırdım diyor. Kaçırdım elimden diyor. Gitti diyor. Şimdi bak. Diyor ki eriller. Ben diyor 90 yaşına da gelsem, 100 yaşına da gelsem senin sevgin diyor benim kalbimde diyor hep devam edecek, hep yaşayacak. Ne kadar bitse de bu ilişki, ne kadar bu ilişkiden gitsek de, ne kadar dengeyi kuramasak da diyor. Ama sen benim içimdeki ateşi, benim içimdeki duyguları, sevgileri öldüremezsin ki diyor. Yani ne olursa olsun ne bu ilişkide nasıl bir süreç olursa olsun benim diyor içimdeki yangın, içimdeki sevgi, sana olan tutkum hiçbir zaman geçmiyor diyor. Bakın kalpte. Ve sizi var ya hayatında böyle çok değerli, çok güzel bir yere koyduğunu da söyleyebilirim burada. Ama bunun sizin bundan haberiniz yok. Onu söylememi istiyorlar. Bir de kızlar, eriller kalpte ve zihinde çok dengesiz. Yani kalp ve zihin farklı çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Denge yok burada. Denge yok. Yani bir dengesizlik var bunlarda. Oturtamıyorlar. Ya bir tarafa daha çok ilgi gösteriyorlar. Ya bir tarafın ilgisini azaltıyorlar. Yani bir adaletli şekilde davranamıyorlar. Bunu bir bilin. Bu adaleti, bu dengeyi kuramıyorlar hayatlarında. Bunu bir size söyleyeyim, siz de bilin. Şimdi devam edelim. Bakın, keşke diyor biraz daha bana sabretseydi diyor. Keşke diyor bana bir fırsat daha verebilse diyor. Ben diyor şu diyor.
bilinmezliğin içinden çıkıp diyor, zaten ona bir teklifle gideceğimi biliyor diyor. Zaten diyor ben diyor ona bir teklifle gideceğim, onun istediği şekilde gideceğim diyor. Ona diyor onun hayatına zenginlikler, bolluklar ve onun istediği gibi şeyler katacağım. O da yani benim dişilim de bunu kalpten biliyor, ben de bunu biliyorum diyor. İkimiz de bunun ve bu sürecin farkındayız diyor. Bakın bu küslük, bu dargınlık olan süreç yaşayan eriler, dişiler barışacaklarını da hissediyorlar. Farkındalar yalnız kalben. Farkındalar. Fakat diyor bu sürecin yaşanması lazımmış arkadaşlar. Yani bu sürecin bu şekil olup yaşanması lazımmış. Öyle dinliyor. Yaşanılması lazımmış yani. Çünkü erillerin güçlenmesi için deniliyor bana burada. Şimdi şunu anlatayım. Şimdi önce erilleri anlatacağım, sonra dişillere geçeceğiz canım benim. Şimdi eriller ilk önce kendilerini affetmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bakın, kendi hatalarını affetmeye çalışıyorlar. Bunu bir bilin. Çünkü hayatlarında çok şeyi karıştırmışlar artık. Yani kararsızlıkları bir yana, adaletsizlikleri bir yana, çevre, etraftan duyduklarından etkilenmesi bir yana. Yani diyor ki bana diyor iyi bile sabretti diyor. Yani bu dişil diyor, benim kalbimdeki dişil bana iyi bile sabretti diyor. Ben kendime bile sabredemiyorum diyor. Ben kendime bile sabredemiyorum diyor. Bakın artık bunlar bayağı bir şey olmuş kızlar. Şimdi diyor ki benim bundan sonraki sürecim diyor hayatımdaki maddi, manevi olarak dengeyi kurmak diyor. Ve ben bunu diyor, bakın tılsım altılısı, ben diyor bunu başaracağım diyor. Elimde diyor ufacıcık bir fırsat da olsa bunu değerlendireceğim diyor. Ve diyor en kısa zamanda diyor senin karşına senin istediğin şekilde çıkacağım diyor. Bakın kızlar böyle diyormuş olası gelecekte. Şimdi diyor ki benim dişilimle benim enerjim tutuyor diyor. Benim dişilim diyor. Şöyle bir şey canlarım benim. Benim dişilim diyor çok diyor yapıcı diyor karakterde bir insan ve diyor çok olgun bir karakterde insan diyor. Yani diyor her şeyi diyor olgunlukla karşılayabilecek bir dişildi benim hayatımda diyor. Onun bana sunduğu hazineleri ben göremedim diyor eriller. Yani sizin ona sunduğunuz hazineleri görememiş. Diyor bana kendini gizledi aslında. Sizin gizli biri olduğunuzu düşünüyormuş eriller. Yani hayatınızda gizlilikler olduğunu düşünüyor ve diyor ki bunlar ne? Bunları çok merak ediyorum diyor. Yani ben de diyor bu ilişkiye emek verdim diyor. Ben de çok çaba gösterdim. Fakat diyor benim dişilim her seferinde onun daha çok emek verdiğini dile getirdi. Onun daha çok benim için bir şeyler yaptığını dile getirdi diyor. Neden benim yaptıklarım görülmedi diyor. Artık diyor gelecek süreçte istiyormuş ki eriller benim de yaptıklarım görünsün. Benim de gösterdiğim çabalar gözüksün diye istiyorlarmış arkadaşlar. Yap da görsünler. Allah Allah, yapmıyor oradan hiçbir şey. Çabası gözükecekmiş. Şimdi sinir ediyorlar. Şimdi ben aşığım diyor. Yani bu diyor süreç diyor hiçbir zaman benim için değişmedi. Gerçekten de kızlar erillerin süreçlerindeki tek değişmeyen şey aşkları, sevgileri. Şimdi diyor ki ben uyuyamıyorum diyor. Yani benim uykusuzluklarım var. Bu uykusuzluklarımı diyor aşamıyorum diyor ve diyor sana geleceğim fakat geleceğim bütün kapıları kapadın diyor. Nasıl geleyim diyor. Şimdi bu zaferi nasıl elde edeceğim diyor. Ben sana ulaşsam zaten aşkımı sana söyleyeceğim ve kafasında bu erillerin iki tane düşünceyi var. İki tane düşünceyi size aktarmak istiyorlar. Yani sizin mutlu olacağınız bir şey bu. Fakat diyor ki ben bu iki tane düşünceyi diyor kafamdaki fikri diyor anlatsam diyor gene bana inanmayacak diyor. Diyecek ki diyor bana diyor elle tutulacak bir şeylerle gel diyecek diyor. Bakın erillerin düşüncesi. Aslında diyor elle tutulacak tek şey diyor bizim ortada olan şey bizim aşkımız, birbirimize olan sabrımız, birbirimizin olan
düşüncelerimiz aslında ama diyor bunun farkına varmıyorsun diyormuş kızlar size. Ve diyor biz seninle diyor birlikte olduğumuz zaman biliyorsun ki diyor biz diyor bolluk, bereket, bu aşkın içinde diyor sonsuz bir tutku içerisindeyiz diyor birbirimize diyor. O kadar çok tutkulu güzel bir aşk yaşadık ki benim duraklamam diyor seni niye durdurtuyor diyor. Ben durakladığım zaman sen ilerle bu aşkta. Niye bunu yapamıyorsun diyor. Bakın kızlar size diyor. Niye bunu yapamıyorsun diyor. Ben durduğum zaman sen beni niye aşkınla, sevginle bu yolda ilerletmiyorsun diyor. Eriller. Yordun kardeşim ne yapsın? Yordu artık kızlar yoruldu. Ne yapsın? Nasıl ilerlesin? Bir söyle bakayım bana. Kendi kendime konuşuyorum burada. Bakalım bizim dişillerimiz ne diyormuş. Ay, aynı kart çıktı. Buyur. Bakın göstereceğim yani ben bunları göstermem lazım. Bakın şeytan kartı şeytan kartıdır. Bizim kızlar diyor ki ben sana bağlıyım ya diyor. Benim diyor bak diyor ben kılıçları çektim diyor. Seninle diyor savaş halindeyim. Fakat diyor içten savaş ve bu diyor öyle bir savaş ki bu savaşı diyor ben kazanacağım diyor. Ya ben senin dünyan olacağım diyor. Ya da diyor ben diyor artık diyor çekeceğim, gideceğim, dengemi, kendi dengemi kendim sağlayacağım. Kendi adaletimi kendim vereceğim der bu kart. Bakın çok güzel bir kart. Bir melek var burada kızar elinde hem kılıç hem terazi. Bakın. Ne kadar sana bağlıysam da o bağları da koparırım demek istiyor kızlar burada erillere. Ne kadar sana aşıksam da aşkım kadar adaletli olmayı da bilirim diyor. Sen yalnızca bana dünyalık hani bu dünyalık derler ya dünyalık yani ikimizin kuracağımız dünyadaki bana somut adımlarla gel bana sunduğu şeylerle gel diyorsunuz siz beyefendilere onu bekliyor musunuz bakın şimdi kızlar burada su grubu ateş grubu görüyorum tamam mı su grubu çok ağırlıkta su ateş haberiniz olsun onu da belirteyim. Şimdi çok keskin konuşmalar yapmışsınız güzellerim, dişillerim. Çok keskin ama öyle bir keskin konuşmalar yapmışsın ki artık herkes yerini haddini bilsin demişsiniz. Artık ben bakın her seferinde bu süreçte ben bunun hayretler için içerisindeyim. Diyorsunuz ki ben boğulacaksam da tamam mı? Kendi denizimde yani kendi şeyimde kendim boğulacağım. Çünkü sen beni artık aşağı çekiyorsun diyorsun. Yani enerji olarak, ruh olarak beni dibe batırıyorsun diyorsunuz kızlar erillere. Ben artık bu süreçten yukarıya doğru gitmek istiyorum. Yani sen beni günden güne, günden güne sana sabrettikçe, sana sesimi çıkarmadıkça, sana bir şeyleri ifade etmedikçe beni dibe çekiyorsun ve buna izin vermiyorum artık diyorsunuz. Artık buna izin vermiyor musunuz hanımlar? Bakın maddi olarak da sıkıntıda olan dişillerimizi görüyoruz. Alma verme para dengesi yani para alışverişi de olmuş olabilir aranızda veya size cimrilik yapmış olabilir. Siz cimri erkeği hiç sevmiyor olabilirsiniz ve size böyle bir cimrilikle gelmiş olabilir. Bundan dolayı da siz çok üzülmüşsünüz. Bakın bunu da ifade edeyim. Şimdi devam edelim. Ah prensesler. Ah prensesler diyorum size. Çok hayal kırıkları olmuş. Yani beklediğiniz şeylerin çeyreğini bile görmemişsiniz kızlar. Ve görmediğiniz şeyler yani söz çok ama icraat yok der burada. Görmediğiniz şeylere ben nasıl inandım? Yani yok bu adam bana bunu 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 dedi fakat hiçbir şey sunmadı. Hep bir hayal dünyasındamışım diyen dişillerimiz var. Yani ben kendim kurmuşum, kendim oynamışım yani bu oyunu diyenler var. Anlatabildim mi? Ve diyorsunuz ki artık ya ben yandım, bittim, piştim, kül oldum, artık olgunlaştım. Ben artık bu ateşin içinden kendimi çıkartıyorum. Sen orada ister yan, ister sön diyorsunuz kızlar. Böyle bir şey zihinde çalıştırıyorsunuz. Kalbe gelelim. Kızlar mesaj bekliyorsunuz normal olarak yani. Ya bana bir yani çok mu zor yani bana bir adım atmak diyorsunuz yani. Bana bir mesaj, bir yerden bir şey, bir haber bekliyorsunuz ve burada diyor ki bakın. Üçüncü ayda mesaj alacak olanlar varmış. Bak süreç olarak 2020 kızlar.
9 gün içinde mesaj alacak olanlar var. Bakın bunu ifade ediyorlar. Dönüşler var yani. Dönüşler var. Diyorsunuz ki kalpte, ben senin kadar rahat bir eril görmedim kızlar. Ya sen ye, iç, göbüşünü şişir. Yani o kadar mı rahat bir insan olur ya diyorsunuz. Yani sanki hiçbir şey olmamış, hiçbir şey, dışarıya o kadar güzel kendini yansıtıyor ki siz bu enerjiyi alıyorsun ki sanki çok mutlu beyefendi. Hiçbir sıkıntısı, sorunu yok. Fakat diyor ki içi içini yiyor. Ama siz bunu böyle görmüyor musunuz kızlar? Ve buna karşı da üzülüyorsunuz yani. Diyorsunuz ki ya bu adam, biz ayrıldık gittik, o kadar sıkıntılar oldu, süreçler oldu, bu adam nasıl böyle rahat olabilir diye kendinizi yıpratıyorsunuz kalpte. Bakın size diyor ki aslında öyle değil, işin aslı öyle değil. Bakın burada büyücü kartı var, sizin onun üstünde gerçekten çok büyük etkiniz ve çok büyük bir yetkiniz var yani. Siz onu etkiliyorsunuz. Şimdi bakın bu adamın masasının üstünde, adam dediğim yani büyücünün masasının üstünde bir sürü şeyler var. Mesela bir kupa var, asa var, tılsım var. Yani aslında sizin onunla ilgili çok şeyler daha yapabilirsiniz yani. Sizin yetki sizin elinizde aslında. Yani bu kişiyi yönlendirmek der burada. Bu kişiyi aşka çekmek de sizin alanınızın içine çekmek de sizin elinizde. Sizin alanınızın dışına atmak da sizin elinizde. Yani beyefendide bir yetki yok. Bu yetki size verilmiş kızlar. Çoğunuzda böyle hissediyorum yani. Yani istediğiniz zaman bu insanı hayatınıza alabilecek yetkiniz var der burada. Anlatabildim mi? Şimdi kalpte diyorsunuz ki canlarım benim. Özellikle de aslan burçları diyor bakın. Ateş grupları ama aslanlar özellikle kalpte şunu diyor. Ben bu adamı sevmekle hata mı yaptım ya? Ben bu adamı niye bu kadar sevdim de bu? Niye bu kadar sene sabrettim ben buna? Niye bu kadar kendimi arap ettim diye kendisinde suçluluk hisseden, kalpte böyle bir acı hisseden aslan burcu bayanları görüyorum özellikle. Ya ben değerliyim diyorlar artık. Yani ben bir değerliyim yani. Ben bir değerinin farkına varmış bu aslanlar kızlar. Ben size söyleyeyim. Ben değerliyim artık diyor. Bana dokunamazsın. Şimdi bu aslan burçların kalplerinde geçirdikleri eriller de maddiyatçı. Yani maddiyata daha çok önem veriyor beyefendiler. Yani yok onu yapacağım, yok bunu yapacağım deyip bu aslan burçlarını bayağı bir oyalama dönemine girmiş ve bunu hissettikleri an bu aslan grubu bayanlar arkadaşlar kendilerini geri çekmişler. Demişler ki stop, artık duracaksın sen burada. Yani sen bundan ileri gidemezsin deyip ağırlıklarını koyduklarını söylüyorlar bana. Ben de size onu yansıtıyorum. Şimdi diyorsunuz ki dişillerim, evet ben yalnızım. Çok güzel, yalnızım. Ve kendimi gerçekten çok yalnız hissediyorum diyorsunuz dişillerim. Yani burada kalpte yalnız olduğunu, çoğunuzun yalnız olduğunu görüyorum. Ve diyorsunuz ki ama gururluyum. Ve sana verdiğim, sana yaptığım şeylerin gururuyla yalnızlığımı yaşıyorum. Yani ben sana çok fedakarlıklar yaptım. Kalbimde, sevgimle, her yönden, kadınlığımla, ondan sonra ne bileyim ben duygularımla, hislerimle sana çok fedakarlık yaptım. Ama şimdi de bunun yalnızlığını yaşıyorum. Evet, çünkü ilişkimiz yok. Tamam mı? Yalnızım, yalnızım yaşıyorum. Ama ben bir yıldızım diyorsunuz. Biliyor musun? Artık bunun farkına var mısınız kalpte? Ben kendi dengemi kuruyorum ve ben kendime değer veriyorum. O değeri, sana verdiğim değeri senin elinden alıyorum diyor musunuz? Bakın. Şimdi bazı burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Şeyler de dişiler de şunu düşünüyor. Bu adama ne oldu ya? Bu adam böyle, bu kadar da bu kadar da değildi. Bu adama bir şey mi yapıldı? Bir şey mi yenildi? Bir şey mi üflendi diye düşünenler var. Böyle kafalarından geçirenler var. Yani adamın beyni durmuş gibi geliyormuş size canlarım benim.
Diyorsunuz ki adam havare gibi yani, anlatabiliyor muyum? Bakın Joker kartı çıkıyor burada. Almış adam çıkanını, gördüğünüz gibi uçurumun kenarında, dünya umurunda değil. Diyorsunuz ki bu adam hani bu kadar kaygısızdı, bu kadar şeydi ama şimdi daha çok, bu nasıl bir şey yani? Bu adam değişmeyecek mi? Hep böyle mi kalacak? Bana dönüp dönüşüp de gelmeyecek mi diyorsunuz? Diyor ki burada evet gelecek. Bakın. Gelecek size diyor. Yalnız sizin istediğiniz bu bana kral olarak gelecek. Kalkıp da ben bu adamı çoka prens olarak kabul etmiyorsunuz kızlar. Böyle bir artık şey içindesiniz. Yani etmiyorum, kral olarak bana geleceksin diyorsunuz. Bakın siz artık zaten yolumu ben biliyorum. Bu benim yolumun ışığını tuttum. Kendi yolumu aydınlatıyorum ve bu yolun nereye gideceğini de biliyorum. Ya bu güzel yolda benimle eşlik edersin, benimle gelirsin. Ha, gelmiyorsan da kendi hayatında karanlıklar içinde kalırsın diyorsunuz kızlar, tamam mı? Erillere. Eriller de diyor ki bakın burada şu çıkmış, yani şunu söylememi istiyorlar. Dönüşüp de geleceğim, değişip de geleceğim diyenler var size. Onu da ileteyim. Şimdi şöyle bir şey. Ben senin için büyük bir şanstım diyorsun. Bakın ben bir şok. Şimdi göstereceğim. Size göstermezsem benim için rahat etmez. Onun kalbinde siz azizesiniz. Sizin olası geleceğinizde aziz. Aynı kartlar çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani bu kişi sizi azize olarak görüyor. Tamam mı? Siz de olası gelecekte bu azize çıktığı için şöyle bir şey de olmuş olabilir. Şunu da anlatmak istiyorum. Öyle hissiyat geldi. Şimdi ben zaten değerliyim. Odur budur. Neyse onu bir geçiyorum kızlar. Aile içi, anne, baba, kardeşle ilgili bir problem olmuş olabilir sizin erille aranızda. Veya üçlü ilişki olayındaki bir bayana, erilin hayatında başka bir bayanı anlatır bu. Diyorsunuz ki siz, bakın kendinizi uyana alın. Ben senin için hani daha çok kıymetliydim, hani daha çok değerliydim. Hep bana bunu ifade ediyordun. Bana ceylanım diyordun, arım diyordun, balım diyordun diyorsunuz. Peki bana bu kadar değer verirken yanındaki insandan niye kopup bana gelemiyorsun diye burada olası gelecekte soran dişillerimiz var. Buyurun canlarım benim. Şimdi devam edelim kızlar. Bakalım neymiş. Şunları kaldıracağım. Ya da kaldırmayacağım. Üstüne direkt çekeceğim. Devam etmek istiyorum. Bakalım kim neymiş. Böyleymiş canlarım. Dişiller ve ilirler böyleymiş. Bu süreçte. Şu yeni kartlarımdan seçeceğim. Şimdi. Öyle de kattım, karıştırdım ama olsun. Ben anlıyorum. Önemli olan benim anlamam zaten. Renkleri de ne kadar güzel. Yeşil. Melisa sen de sessiz sessiz oturuyorsun yani. Dinliyorsun annem. Melisa da yanımda eşlik ediyor bana kızlar. Sesi de çıkmıyor. Şimdi bu kartları tek tek arıp yorumlayacağım. Şimdi sizinkileri de açmak istiyorum karşılıklı. Bakalım. Şimdi canlarım. Diyor ki beyefendi. Ben yeniden doğulmak istiyorum. Yani yeniden bu ilişkiyi yeniden başlamak istiyorum diyormuş eriller. Bakın kızlar size. Yeniden seninle bir ilişkiye başlamak istiyorum ve bunun için de adım atacağım diyor. Çünkü diyor ben hayatımdaki diyor 3 olay yaşadım diyor senden ayrıyken diyor ve 3 olayı da onun için sizin ne kadar değerli olduğunu anlamış hayatında kızlar. Bunu size demek istiyor. Bu üç sıkıntımın içinde diyor senin bana ne kadar güç, senin bana ne kadar enerji verdiğini ve benim sensiz ne kadar yalnız, ne kadar çaresiz olduğumu anladım diyor beyefendi. Bakın böyleymiş. Ve diyor ki
Ben artık diyor bir şeylere start. Bakın. Ben diyor ayın 17'sinden bahsediyor burada. Dikkat edin, size bir 17'sinde bir haber alabilirsiniz kızlar. Dikkat edin bakın 17'sine. Ben artık bir şeylere başlıyorum diyor. Ve bu başlangıç diyor. Ben bu başlangıç için diyor çok diyor şeylerimi, yani nasıl derler onu kızlar, birikintimi yaptım yani. Birikintim derken şöyle, yani kararımı verdim. Kararımı verdim. Benim için hayatında diyor kim önemli, kim önemsiz, bunların kararını verdim ve artık diyor sıfırdan bir şeylere start başlayacağım diyor. Ve diyor yeniden diyor doğacağız diyor. Yeniden diyor bir şeyleri başlangıcı olacak diyor. Çünkü sen benim hayatımın en büyük yıldızısın diyor. Eller coştu. Haydi bakalım. Şimdi bakın. Çok acayip bir şey. Şimdi su grupları tekrardan burada arkadaşlar, eril su grupları olanlar biliyorsunuz balık, yengeç, akrep diyor ki bazıları da sen görmüyorsun beni diyor ama hissediyorsun diyor. Benim ne kadar diyor dibe battığımı, benim ne kadar diyor çıkmazda olduğumu hissediyorsun diyor. Biliyorsun ki benim hayatımda diyor büyük diyor yılanlar var beni saran diyor. Bu yılanlardan diyor kurtulduğum zaman diyor sana diyor ulaşacağım diyor. Fakat diyor senin bilmediğin çok şeylerle uğraştığımı hissetmen lazım diyor. Hissetmen lazım. Biz seninle diyor bağ kuruyoruz diyor. Zihnen bağ kuruyoruz, kalben bağ kuruyoruz diyor. Bunu bir kere diyor farkındasın diyor. Neden beni sürekli yargılıyorsun diyor size. Bakın kızlar böyle diyor. Şimdi siz diyorsunuz ki ben sana şu, şimdi çoğu dişillerimiz yeni yılda bir haber bekliyor. Bir yeni yıl mesajı, bir yeni yıl, işte yeni yılın kutlu olsun. Şunun gibi bir mesaj bekliyorlar. Tamam, böyle bir beklenti içinde olan dişillerimizi görüyorum. Şimdi diyor ki burada beklenti içine girme diyor. Eğer diyor beklediğin mesaj sana gelmezse bundan dolayı üzülürsün, yıpranırsın diyor. Onun için beklenti içine girme. Beklenti içine girmezsen diyor senin istediğin sana gelir diyor. Bakın. Canlarım burada bunu söylüyor. Şimdi bizim kızlarımız da diyor ki zihinde, yani dişillerimiz, ya diyor sen diyor bir ben diyor senin, pardon, ben seni diyor gözümde diyor bir avcı olarak diyor gördüm diyor. Yani avcı ne demek biliyor musunuz kızlar? Yani siz bunu gözünüzde böyle baba yiğit, böyle güçlü, kuvvetli, yürekli, cesaretli bir adam olarak böyle gönlünüze yerleştirmişsiniz. Fakat demişsiniz ki sonra tanıdıkça, hatalarını gördükçe, size yapmadıklarını gördükçe demişsiniz ki ya sen küçücük bir erkek çocuğu gibisin. Bir erkek çocuğu gibisin demişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şeylere cesaretin olmadı, elinde avlanabileceğin her şey mevcuttu, bıçağın, okun, her şey mevcuttu fakat hiçbir şey yapamadın demişsiniz. Böyle bir şey diyor canlarım benim. Şimdi siz diyorsunuz ki Eril'e, benim elimden hayatım akıp gidiyor, zamanım kaçıp gidiyor, elimdeki bütün güzellikler gidiyor. Öyle hissediyor musunuz canlarım benim? Ve bunları toparlayamıyorum. Toparlayamıyorum. Sana da hiçbir şey diyemiyorum. Sana da bir faydam olmuyor bu süreç içerisinde. Kendime de faydam olmuyor. Çünkü ben seninle artık ne yapacağımı bilemiyorum diyor musunuz zihinde? Şimdi kalbe geçelim bakalım tekrardan. Şimdi kalpte bakın. Diyor ki kalpte ben çok dua ediyorum diyor. Şimdi bazı erillerimiz de gerçekten dua edenler de var. Yani bunu size dile getirmemişlerdir. Getirmezler de zaten, ölse de getirmezler de. Yani ben ne kadar çok elimi açıp da Allah'a dua ettiğimi sen biliyor musun diyor. Dişil diyor sana. Kızlar, ne kadar seni istediğimi, ne kadar seni ben seni senden istemiyorum ki, ben seni Allah'tan istiyorum diye çok dua eden erillerimizi görüyorum burada kalpten.
Şimdi bazı erillerimiz de artık ellerindeki bakın şeyi biliyorlar arkadaşlar. Yani sıkıntılı süreçte olduklarını biliyorlar. Ellerinden bir şey gelemediğini biliyorlar. Artık diyorlar yani bu sürecin içinden kalkıp doğrulup bir artık bir şeylere varması lazım olan erillerimiz var ve bunu yapacak olan erillerimiz de var. Artık bu döngüyü, bu duruşu, bu şekli değiştirecek olanları da görüyorum canlarım benim var. Var yani. Şimdi burada canlarım şöyle bir şey diyor ki ben senden bir şans istiyorum. Yani son kez de olsa bir şans istiyorum ve bütün gururuyla bakın bütün asaletiyle karşınıza dikilip sizden bir şans isteyecek bu eriller. Bunu bir bilin kızlar. İsteyecekler yani. İsteyecekler. Siz de diyorsunuz ki bakın 10 kere verdim şans. 20 kere verdim şans. Hepsi boş çıktı. Hava çıktı diyorsunuz ya resmen. Yani hava çıktı. Sen öyle gururlu geçip de benim kaç kere karşıma bana vaatlerde bulundun? Kaç kere benim hayatıma girdin, bir şey yapamadın ve geri çıktın? Her seferinde benim her yerimden bir yara bırakıp geri gittin diyor musunuz? Yani burada bir karar var kızlar. Şimdi diyorsunuz ki kızlar kalbinize benim kalbimi sana versek senin kalbini ben alsam istemem de öyle bir şey diyorsunuz. Yani benim kalbimi sana versek taksak inan sen benim bu yaşadığım sıkıntıyla bu yaşadığım acıyla bir saniye bile duramazsın gibi geliyormuş sizlere anlatabildim mi? Yani çoğu dişillerimiz erillerini kalpsiz olarak düşünüyorlar. Yani diyor ki bu adamın kalbi yok herhalde. Yani bu benim kadar bir cesareti de yok, kalbi de yok diyen dişillerimiz varmış. Şimdi kalp acısı bak çok kötü bir şey arkadaşlar. Bu acı var ya nasıl bir acı biliyor musunuz? Böyle bunun ifadesi yok. Böyle cehennem gibi yanıyor bakın çoğunuzun kalbi. Öyle bir süreçtesiniz ki böyle bir aklınıza geldi mi bir gönül yanması, bir acı, bir böyle bir nasıl diyeyim ben sana sanki sönmeyecek gibi geliyor. Yaşıyorsunuz ama hiçbir şeye bir konsantrasyon yok yani dişiller. Hiçbir şeyle böyle bir yüzeysel yani yaptığınız iş baştan sağla işte laf olsun torba dursun. Muhabbet ediyorsun kafa başka yerde öyle bir çok kalpte yangın çekip böyle yangın çekip demek değil bu kelime bunu demek istemiyordum. Neydi o? Yanan yani böyle bir yangın öyle bir yangın yok. Öyle bir acı hissediyorum burada. Anladınız mı? Kalp fena. Şimdi beyefendiler de diyor ki olası gelecekte ben diyor sana diyor haberleri yollayacağım. İster benim yolladığım haberleri kabul et, ister kabul etme. Bakın kızlar çok bu erillerden haberler gelecek size. Ama siz ya cevap vermeyeceksiniz benim gördüğüm kadarıyla ya da vereceksiniz ama olumsuz şekilde vereceksiniz. Böyle çıkıyor. Bakın. Olumsuz şekilde. Şimdi dişillerimiz diyor ki olduğu alanlardan çok sıkılmışlar. Ben gideceğim ya diyor. Yani neresi olsa gideyim yani. Bir dağın başı olsa beni bıraksınlar oraya. Tek başıma orada bir süreç durayım. Bir süre durayım. Kafamı dinleyeyim. Kimseyi görmeyeyim. Kimseyi işitmeyeyim. Böyle bir modda olan dişillerimiz varmış. Artık herkesten tükenmişler. Tükenme sendromu yaşıyor bizim dişiller resmen. Artık tükenmişler yani. İstemiyorlar. Kimseyi istemiyorlar. Bakın. Şimdi öyle diyorsunuz. Ben böyle bir durdum. Beni bir uyku bastı. İnanamazsınız yani. Öyle bir enerji geldi üstüme. Böyle bir rahatlık. Şimdi diyorsunuz ki kızlar çoğunuzda ben diyorsunuz bekliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum da bekliyorum. Ellerimi bağlamış burada bayan bekliyor. Bakın görün. Tülbenti de başında güzelce. Bekliyor tamam mı? Diyor ki bekliyorum diyor. Fakat diyor seni beklemiyorum diyor. Bakın bir de böyle olanlar var. Ben diyor beni mutlu edecek, benim hayatıma güzellikler katacak kişiyi bekliyorum diyor dişiller. Bakın böyle
hisseden dişillerimiz de varmış. Çünkü ben seninle bağlarımı kopardım. Artık kafamı senden çevirdim, döndürdüm. Kendi hayatımdaki ve kendim benim değerimi bilen kişiyi bekliyorum diyenler varmış. Şimdi eriler de diyor ki bakın. Şimdi bazı eriler de ben de hayatımın kadınını bekliyorum diyen eriler de var, kızlar burada. Artık bağlarımı kopardım. Kendi hayatımdaki kendi güzelliklerimi bekliyorum diyenler de varmış. Özellikle de su grupları için geçerli. Şimdi sen beni çok yaktın be hatun diyor. Bu şimdi eril. Çok yaktın, yıktın diyor. Bu yakan, yıkanlar da arkadaşlar ateş grupları. Çok yaktın, yıktın diyor. İstedin ki diyor ben diyor senin dünyana adapte olayım. Ben senin yaşantına adapte olayım. Ben senin gittiğin yoldan geleyim. Ama yapamadım diyor. Ben yapamadım diyor. Evet, bunun pişmanlığı içerisindeyim. Belki diyor daha da çok sen diyor çok hızlısın. Ben senin hızına yetişemiyorum diyor. Bakın eriller yetişemiyorum diyor. Sen buradasın, ben burada kalıyorum diyor. Sen hızını almış koşuyorsun, ben senin diyor arkandayım diyor. Çünkü diyor senin hızına ve senin isteklerine, senin dünyana diyor bir türlü yetişemiyorum diyor. Zaten yetişsen şaşardık diyeceğim şimdi. Böylesine de böyle diyesim geliyor. Ben ne yapayım kızlar? Şimdi dua edenleri hissediyorum burada. Kalpten çok güzel dilekleri olan, çok güzel kendileri için iyi şeyler dileyen dişilleri görüyorum. Ve diyorlar ki artık herkes maskelerini çıkarsın, herkes eteğindeki taşı döksün. Ben ona döktüm çünkü neyin ne olduğunu söyledim. Artık diyor ne olacaksa diyor gerisi diyor ilahi adaletten gelecek diyor. Yani ne gelirse Allah'tan artık yaşayacaklarımız gelecek ve bunu bekliyorum diyen dişillerimiz varmış. Böyleymiş kızlar süreç. Böyle hissettim, böyle anlattım. Alın size uyanı kabul edin canlarım. Tamam mı? Şimdi bir de olumlama kartı çekeyim size, böyle bir olumlama, böyle bir içimden böyle geliyor. Bakalım dişiller ne diyormuş, eriller ne diyormuş. Her zaman böyle bir şey yapıyorum ya size. Bir de onu yapayım canlarım benim. Bakalım şimdi. Bir tane onun için çekelim. Bir tane de sizin için çekelim. Bir de üstüne şu kartlardan birer tane çekmek istiyorum. Neden bilmiyorum ama öyle bir geldiler. Öyle bir çekeceğim. Çekeceğim, vallahi çekeceğim. Kart doldu her yer. Çekeceğim artık. Ne yapayım? Şöyle çekeceğim. Bir tane de böyle çekeceğim. Canlarım, canınızı sıkmayın. Her şey güzel olacak. Güldüreyim sizi. Çok güzel olacak her şey. Dişillerimiz, erillerimiz hepsi çok güzel olacak. Kızlar bana ne sormuş? Bir tanesi Amerika'dan erilin biri. Siz niye hep dişillere bakıyorsunuz? Eriller yok mu demez mi? Gerçekten de ben de dedim kendi kendime. Yani artık neden öyle oldu bilmiyorum yani. Ben ne bileyim, sanki beni bir eriller dinlemiyormuş gibi geldi herhalde. Öyle hep kadınlar beni dinliyormuş gibi hissettim. Onun için hep öyle diyorum ya. Bana sormuşlar. Ben bir şok. Size buradan söyleyeyim. Resmen sormuş, sen niye hep dişilleri anlatıyorsun, yani eriller nerede burada diye. Yani haklı, bir şey diyemedim. Buradan da ona sesleniyorum, bilmiyorum sebebini. Şimdi şöyle kızlar, elimi alarak anlatacağım. Eriller diyor ki bakın, burada iki tane senaryo var, ikisini söylüyorum, kendinize göre alın. Ben diyor istemeye istemeye seni kalbime gömdüm. Bunu sen talep ettin, sen istedin dedi diyor. Ve diyor ben diyor tekrardan diyor bu aşkı toparlamam için diyor benim diyor kendi hayatımdaki bir şeyleri öldürmem lazım diyor. Öldürdükten sonra diyor bakın şu kartın bir güzelliğini göstereyim size, bir görün. Şimdi öldürdükten sonra diyor zaten diyor sen benim hayatımın diyor kraliçesisin. Seni tamamen diyor hayatıma diyor adapte edeceğim diyor. Bunu sen de biliyorsun. Çünkü sen çok güçlü bir kadınsın diyor. Bakın eriller dişilleri çok güçlü olarak görüyor.
çok güçlü olarak görüyor. Yani hayatlarında her şeyi tek başına yapmış ve ayaklarının üstünde sağlam duran ve gerçekten onları sadakatla ve böyle kalbiyle sağlam bir şekilde bekleyen beklediklerini biliyor arkadaşlar. Biliyor adam yani. Malını biliyor der burada. Anladın mı? Şimdi şöyle bir şey çıkıyor. Bakın. Seni görüyorum diyor. Seni takip ediyorum diyor. Seni hissediyorum diyor. Gözüm üstünde kızım diyor. Heh. Gözüm üstünde diyor. Senin yaptıkların her şeyden haberim oluyor diyor. Sen rahat ol diyor. Sen zannediyorsun ki diyor ben gittim arkamı boş bıraktım ama öyle bir dünya yok diyor size. Bakın. Alın kabul edin. Bir de böyle bir tehdit içeriyor. Ay Allah'ım ya Rabbim. Şimdi siz diyorsunuz ki beyefendiye yani erile erilcim diyorsun. Bak sen diyorsun ateşin kadar yer yakarsın. Bakın yani senden korkan senin gibi olsun gibi bir şey hissediyorum burada ve onu da dile getiriyorum kızlar. Yani benim senden fazla yüreğim var, senden fazla cesaretim var. Ben ne yaparsam dediğimin de, sözümün de, gücümün de arkasındayım diyorsunuz kızlar. Tamam mı? E diyorsun ki, ben seninle bu ilişkiye oyun oynamak için girmedim. Ben bu ilişkiye iki yetişkin insan olarak girdik ve iki birbirini seven, mutlu bir kişi olarak girdik. Fakat sen artık son zamanlarda işi sarpa sardın. Çocuksu hareketler, çocuksu konuşmalar, çocuksu davranışlar ve bu durumdan dolayı artık ben rahatsız oldum ve elimi ayağımı çektim. Seni bu süreçte yalnız bırakıyorum ve yapacaklarını bekliyorum diyorsunuz. Bakın, burada şöyle bak bu kart ne anlatıyor kızlar? Ben size bir anlatayım bu kartı. O size diyor ya ben sizi gözetliyorum her yerden takip ediyorum. Siz de diyorsunuz ki ben istediğim yere yürüyerek istediğim yere yürüyerek gidebilecek bir insanım ve böyle bir cesaretim var diyorsun. İstersem zıplayarak giderim, istersem uçarak giderim. Ben kimseye hesap vermem diyorsunuz. Anladınız mı? Yani böyle bir cevap veriyorsunuz ona. Ben yaptıklarımın farkındayım. Ben her şeyimin arkasındayım diyorsunuz. İstediği yerden gözetle diyorsunuz yani erillere. Ben sana arkamı döndüm. Senin yapacakların benim için önemli. Senin gözetlemen benim için önemli değil diyor musunuz kızlar? Böyle gördüm canlarım, böyle hissettim. Size böyle yansıttım. Alın kabul edin ve sizi çok seviyorum. Canlarım, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Tamam mı? Kızlar, tekrar görüşmek üzere. Tschüss.